Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem Ramazan pidesi çizeceğiz hem de Ramazan davulu çizeceğiz birlikte. Çizimlerimiz çok basit olacak. Hemen bir kupa bardak alarak resmimize başlayalım. İlk olarak Ramazan davulundan başlayalım. Bu çizdiğim çember benim davulumu oluşturacak. Hemen hizasında bir tane daha çember çiziyorum. Bu da benim Ramazan pidemi oluşturacak. Evet, şimdi Ramazan davulumuzun ayrıntılarını yapmaya başlayalım. Ben bu resmimde de önce kurşun kalemle çizmeyi tercih ettim. Daha sonradan üzerinden keçeli kalemle çizeceğim. Davulumun kenarındaki ipleri çapraz bir şekilde getiriyorum. Üstten, alttan, üstten, alttan şeklinde. Minik bir burun çizelim, kaşlarını çizelim. Bıyıksız olmaz tabii ki, hemen bıyıkları da çizelim. Yöresel bir kıyafet olduğu için çarık çizelim ayaklarına. Evet, baş kısmına da fes çizelim. Fesimizin bir de püskülü var. Püskülünü de ekleyelim, unutmayalım. Tokmaksız davul olmaz. Bu yüzden hemen tokmağımızı da ekleyelim. Elinde tutuyormuş gibi çizelim. Çocuklar, belki siz de duymuşsunuzdur. Sahur vakti yaklaştığı zaman davulcular mahallelerde gezip insanları sahura kaldırırlar. Şimdi Ramazan pidesini çizebilmek için kupa bardaktan daha küçük bir bardak getirip ortasındaki çemberi çiziyorum. Ramazan pidemize de hemen bir fes çizelim. Fesimizi çizdikten sonra pidemizin bölümlerine geçelim. 3 tane dikey çubuk indiriyorum. 3 tane de yatay çizgiler çiziyorum. Birazcık ovalimsi çizgiler olsun bunlar. Davulun ayaklarına çizdiğimiz çarıklardan Ramazan pidesinin ayaklarına da çizelim. Çizdiğimiz resimler havada kalmasın, altlarına minik tepecikler yapıyorum.
sanki tepelerin üzerinde duruyormuş izlenimi vermek için. Ve akşam olduğu için ay ve yıldızlar çizelim. Kurşun kalemle yapacağım çizimleri bitirdim. Şimdi keçeli kalemimle kurşun kalemlerin üzerinden tekrar geçiyorum. Fesleri kırmızıya boyayalım. Mazan pidemi turuncu keçeli kalemle çizdim. Şimdi turuncu kalemle çizgilerini belirginleştiriyorum ve sarı keçeli kalemle de tekrardan geçeceğim. Pidemi açık kahverengiye boyuyorum. Tabii ki sizde keçeli kalem yoksa kuru boyayla da yapabilirsiniz. Pidenin üzerine daha sonradan çörek otları yapacağız siyah keçeli kalemle benek benek. Pidemi açık kahverengiyle boyuyorum. Daha sonradan üzerine siyah keçeli kalemle nokta nokta çörek otları yapacağım. Keçeli kalemi olmayanlar kuru boyayla da boyayabilirler. Davulumuzun dış kısmını biraz daha koyu bir kahverengiye boyayacağım. Davulun orta kısmını da ten rengi diye geçen renge boyayacağım çocuklar. Thank you.
Yıldızları da minik minik eklemeyi unutmayalım. Çizdiğim tepecikleri de gri renge boyuyorum. Evet çocuklar, resmimizi tamamladık. Ramazan davulu ve Ramazan pidemiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.